Sezon sonuna 3 ay kaldı ve bazı yeni dizilerin de gelişiyle dengeler değişti. Özellikle son 2 haftaya bahar damga vurdu. Dizi inanılmaz bir yükselişte ve tüm kategorilerde haftanın birincisi. Böylece son 2 ayda ekranlara geri dönen 4 yıldız oyuncu isabetli proje seçimleriyle başarı yakaladılar. Yeni başlayan Mehmet Fetihler Sultan'ı da iyi açılış yaptı. Kötü açılış yapan, düşüşte olan ve erken final yapan diziler de var. Gelin tüm dizilerin yayındaki durumunu değerlendirelim. Pazartesi'ye bu hafta bir dizi veda etti. Eylül'den beri yayınlanan Safir 26 bölümlük yayın ömrünü 2,35 ile tamamladı. Dizi en yüksek sonucunu 7. bölümünde %5,31 ile göstermişti. Ardındansa %3,4 civarında ilerledi. Ocak ayında başlayan düşüşten sonra finale erkene alındı. Pazartesi liderliğini ise Kızıl Goncalar sürdürüyor. Totalde %6 civarında ilerleyen dizi, AB kategorisinde %9'un üzerindeydi. Ama bu hafta 1 puanın üzerinde düşüş yaşadı. Totalde haftalık sıralamada 6. olurken, AB kategorisinde 5. oldu. Selahaddin Eyyubi bu hafta %5,85 aldı. Ve totaldeki bu reyting oranıyla 28 dizinin rekabet ettiği bu haftada ilk 10'daki yerini korudu. Her iki kategoride de Pazartesi ikincisi. Ömer iyi talep görüyordu ama Kızıl Goncalar'ın yükselişinden sonra bu rekabette geri kaldı. Safir'in de final yapmasıyla Ömer her iki kategoride de artık gününün sonuncusu. Sezon sonu final yapması olası. Bakalım Pazartesi başka hangi yeni dizi başlayacak? İzleyici açısından oldukça kısıtlı bir seçim var. Gelelim reytingleri alt üst eden Bahar'a. %3,75 ile açılış yapan dizi ikinci bölümünde 4 puana yakın inanılmaz bir yükselişle totalde 7,56'ya ulaştı. Böylece bu son yılların yükseliş rekoru oldu. Üçüncü bölümünde ise 2 puanın üzerinde artış kaydederek neredeyse %10'a ulaştı. Böylece haftanın en çok izlenen dizisi konumuna geldi. AB kategorisinde ise %5 ile başlayıp 9'a yükseldi ve bu hafta %11'in üzerine çıktı. YouTube'da da müthiş bir ilgi var. Her bölümü 10 milyondan fazla izleniyor. Üstelik üçüncü bölümü daha 6 gündür yayında. Bir drama olmasına rağmen trajikomik sahneleriyle televizyondaki komedi eksikliğini de dolduruyor. Her zamanki gibi başarının sırrı güçlü senaryo, iyi işlenmiş karakterler ve seyir zevki yüksek oyunculuklar. TRT1'de son dönemde 4 yeni dizi başladı ve bunlardan en iyi performansı Mehmet Fetihler Sultan'ı gösterdi. Dizi her iki kategoride de %4'ün üzerinde açılış yaptı. Üstelik Bahar'ın hızlı yükselişine rağmen bu da dizinin kendi izleyici kitlesi olduğunu ve Bahar ile pek de rakip sayılmadığını gösteriyor. Bu sezon Salı liderliğini sürdüren Yabani, Bahar'ın başlamasıyla %5'in altına ve gün ikinciliğine geriledi. Bu haftada ise Mehmet başladı ve Fetihler Sultanı yükselişe geçerse Yabani üçüncülüğe de gerileyebilir. Ayrıca Bahar ile aynı tarihte Kanal D'de yayına başlayan Senden Önce bu rekabete dayanamadı ve ikinci bölümüyle düşüşe geçti. Kanal D ise diziyi üçüncü bölümünde sonlandırma kararı aldı. Böylece dizinin bu hafta erken finali gerçekleşti. Çarşamba günü artık 5 dizi yayınlanıyor ve bir dizi daha başlayacak. Star TV'de 6 Mart tarihinde Yan Oda. Tabii popüler kadrosu var ama konusuyla pek fazla ilgi çektiği söylenemez. Şimdilik ise liderlik yine Kuruluş Osman'da. Dizi bu hafta yükselişe geçerek totalde tekrar %8'in üzerine çıktı ve haftanın 5.'si oldu. Şahane Hayatım, çarşambanın ikinci en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Ama bu hafta düşüş yaşadı ve %5'in altına geriledi. Bakalım gelecek bölümünde durumunu düzeltebilecek mi? Sandık Kokusu totalde 3. olsa da, AB kategorisinde özellikle bu hafta Kuruluş Osman'ın gerilemesiyle liderliği kaptı. %4-5 civarında ilerleyen dizilerin yeni sezona uzatılmasıyla ilgili şimdiden bir tahminde bulunmak zor. Bu, kanallara ve dizilerin ne kadar sağlam kitlesi olduğuna bağlı. Bu arada dizinin kadrosuna Uğur Yücel dahil oldu. Usta oyuncu Atilla'nın babasını oynayacak. Mehmet Bozdağ'ın Bir Sevdadır dizisi kötü açılışının ardından 2 hafta boyunca yükseliş gösterdi. Ama bu hafta düşüş yaşadı ve %3'ün altına geriledi. Böylece yayında pek fazla rekabet oluşturamayacağı belli oldu. Ama TRT1'de yayınlandığı için sezon sonuna kadar yayında kalabilir. Ekin Koç'un başrolü oynadığı Kanal D'de yeni başlayan Kore uyarlaması Taş Kağıt Makas kötü açılış yaptı. Konusu, kadrosu ve tanıtımlarıyla daha iyi reytingler bekleniyordu. İkinci haftası belirleyici olacak. İnci Taneleri müthiş reyting oranları sergiliyordu ama son birkaç haftadır totalde düşüş yaşıyor. Böyle birden büyük kitle kazanması ayrıca bir başarıydı. AB kategorisindeki son yılların rekoru da, totalde %10 barajını aşması da. Bundan sonra izleyici kitlesini bu civarda koruması gerekecek. Bakalım düşüş trendi duracak mı?
Aldatmak bu hafta yayınlanmadı. Perşembe dizilerindense bir tek Hudutsuz Sevda yeni rakibiyle başa çıkabileceğini gösterdi ve dizi bu hafta yükseliş göstererek %6'nın üzerine çıktı ve İnci Taneleri'yle arasında 2 puanlık bir fark kaldı. Tabii AB grubunda durum daha farklı ama genel izleyici kitlesinde belli ki rakipler. Haftalık sıralamada 7. olan dizi yeni sezonda da devam edecektir. Sakla Beni kaybettiği ilgiyi tekrar yakalayamadı ve %3 civarında ilerliyor. Sezon sonuna ulaşacaktır ama ikinci sezona gitmesi oldukça zor. Star TV geçen sezon Çöp Adamı da bu civarda reytingleri olmasına rağmen yeni sezona uzatmıştı ama dizi ikinci sezonunda sadece 5 bölüm devam edebildi. Kızılcık Şerbeti Cuma liderliğinde öne geçti ve bu haftadaki gösterdiği artışla tekrar %8'in üzerine çıktı. Tabii oyuncu kadrosunda çok ciddi değişiklik oldu. İki kez ameliyat geçiren Settar Tanruye'nin karakterini artık Ahmet Mümtaz Taylan canlandıracak. Bu değişiklik şimdilik reytinglerde kötü bir sonuç doğurmadı. Dizi haftalık sıralamada 3. oldu, AB kategorisinde ise 2. Yalı Çapkını 2 hafta önce %8'in üzerindeydi, ancak 2 haftadır ciddi düşüş trendi gösteriyor ve %5,81 aldı. Böylece ilk sezonunda %14-15 reytingleri yakalayan ve tüm haftaların lideri olan dizi, bu hafta 9. sıraya geriledi. Bu da bir kez daha senaryosunun tükendiğini gösteriyor. Gaddar %4 civarında ilerliyor. Düşüş yaşamadı ama %5'in de üzerine çıkamadı. Nedeni de senaryosunun zayıf olması. Şirketin hikayesi ilk bölümden itibaren merkeze taşınmalıydı. Ama onun yerine izleyicinin pek de ilgisini çekmeyen olay örgüsü tercih edildi. Dizi muhtemelen 20-25 bölüm devam edip Mayıs-Haziran'da bitecek. Ateş Kuşları da stabil bir şekilde %3 civarında ilerliyor ve yayın hayatının sonuna en fazla birkaç ay kaldı. Arka Sokaklar ise %4 civarında reytinglerle yayın hayatına 17. sezonunda da devam ediyor. Kara Ağaç Destanı ilk bölümünde %3,34 ile açılış yaptı. İkinci haftasındaysa totalde biraz artış gösterdi ve 3,86'ya yükseldi. AB'nin ilgisini pek çekemedi ama bakalım genel izleyicinin ilgisini çekmeye devam edebilecek mi? Gönül Dağı geçen hafta Berat Kandili nedeniyle düşüş yaşamıştı, bu hafta tekrar %9'un üzerine çıktı ve aldığı %9,14 rating sonucuyla haftalık sıralamada Bahar'dan sonra 2. oldu. Kardeşlerim de düşüş yaşamıştı ama bu hafta yine %5'in üzerine çıktı ve dizinin bir sezon daha devam etmesi planlanıyor. 3 Kız Kardeş bu hafta 3,02 aldı ve belli bir kitlesini korumaya devam ediyor, sezon sonu final yapacak. Pazar günü dizilerinden %6'yı geçebilen olmasa da 3 dizinin de kendi izleyici kitlesi var. Liderlik ise teşkilatta. Büyük ihtimalle yeni sezona gidecek, bakalım Murat Yıldırım da projede kalacak mı? %5'in üzerinde stabil bir şekilde ilerleyen Kirli Sepeti son haftalarda gerilemişti ama bu hafta reytingleri biraz arttı ve 5'e yaklaştı. Yeni sezona gitme ihtimali yüksek. Yargı ise zaten finale doğru ilerliyor. Dizinin sezon sonunda finali gerçekleşecek, reytingleri de iyi durumda, özellikle AB kategorisinde %6'ya yakın oranla gününün lideri. Gelişmelerin takibinde olacağız. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarda hangi dizileri izlediğinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.